Feray Aytekin Aydoğan, 4 Temmuz 2024, bir gün. Öğretmen kaybederse memleket kaybeder. TÖS'ün 16 Şubat 1969 günü Ankara'da düzenlediği büyük eğitim yürüyüşü sonrası TÖS ilk senle 15-18 Aralık 1969 tarihlerinde 4 günlük büyük öğretmen boykotunu gerçekleştirdi. Türkiye işçi sınıfının ilk genel greviydi. Greve 170 bin dolayında öğretmenin 109 bini katıldı. Boykot sonrası kamu emekçilerinin maaşlarında önemli bir artış sağlandı. O günden bugüne gelindiğinde öğretmenler boykotun yapıldığı dönemden çok daha zor günler yaşıyor. Öğretmenlik meslek kanununun meclise getirilen son düzenlemesiyle de öğretmenlerin ellerinde kalan son haklarının da gaspı amaçlanıyor. İş güvencesi kaldırılıyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerin haklarının korunması ve güçlendirilmesinin yer aldığı maddelerden değil, sorumluluk ve disiplin hükümlerinden oluşuyor. Hayasızca hareketler, öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış ve hareketlerde bulunmak, öğrencilerin ders başarılarının değerlendirilmesinde taraflı davranmak gibi muğlak ifadeler iş güvencesinin kaldırılmasının, hizmet sınıfının değiştirilmesinin gerekçesi haline getiriliyor. Bireysel mesleki gelişim planı adı altında performans hayata geçiriliyor. Mesleki yeterliliğinin olmadığına karar verilen öğretmenlerin önce akademide eğitime sonra geri hizmeti alınmasından meslekten çıkarılmasına uzanan maddeler silsilesinin hepsi birbiriyle bağlantılı ve her maddeyle sonuç aynı kapıya çıkıyor. Güvencesizlik ve cezalandırma. Kariyer basamakları sözleşmeli güvencesiz çalışma kalıcı hale getiriliyor. Öğretmenlik meslek kanunu düzenlemesi müfredatta yer alan yeni bir insan, devlet, toplum tahayyülüne uygun öğrenci profiliyle birlikte müfredata uygun siyasi iktidarın bir siyasi partinin istediği öğretmeni yaratmayı hedefliyor. Öğretim programının belirlediği amaç ve hedeflere aykırı faaliyet ve uygulamalar yapanlara aylıktan kesme cezası verilir. ifadesiyle öğretmenlik meslek kanunu aylıktan kesme cezası ile başlatılarak, meslekten çıkarılmaya uzanan öğretmene tehdit yasası haline getiriliyor. Öğretmenlik meslek kanunuyla eğitim fakültelerinin işlevi tamamen ortadan kaldırılıyor. Akademi mülakattan daha sert bir eleme aracı haline getiriliyor. KPSS, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması, akademi eğitimini alacağı ilde bir-bir buçuk yıl boyunca ayda 14 bin lirayla yaşamak zorunda bırakılma, sınavı geçme, atanabilirse sözleşmeli, güvencesiz olarak göreve başlatılmayla kimin atanacağına siyasi iktidarın karar verdiği hukuksuz, adaletsiz, güvencesiz bir istihdam biçimi yaratılıyor. Uzman başöğretmenlik için, eğitim yöneticiliği için akademide eğitim şartı getiriliyor. Akademi kimin atanacağına, kimin uzman baş öğretmen, okul idarecisi olacağına, Mesleki yeterliliği olmadığına karar verilen öğretmenlerin mesleklerinin elinden alınmasına karar verileceği bir mekanizma siyasi iktidarın baskı aygıtı haline getiriliyor. Haftalardır hakları ve hepimizin meslek onuru için mücadele eden özel okul öğretmenleri içinse yasada öğretmenlerin hakları, taban maaş hakkı için tek bir madde dahi yok. Yine ne isterseniz vereceğiz dedikleri özel okul patronlarının dediği oldu. Öyle bir fütursuzlukla davranıyorlar ki özel okul öğretmenleri için akademide eğitimi parayla satın alabilirsiniz maddesini öğretmenlik meslek kanunu metnine ekliyorlar. ÖMK muğlak ifadelerin bilinçli bir şekilde tercih edildiği öğretmenleri cezalandırma yasasıdır. Bir siyasi partinin istediği o siyasi partinin eğitim politikalarına uygun davranmayan eleştiren, öğrencilerin parasız, kamusal, bilimsel eğitim hakkını savunan, hiçbir öğretmene çalışma ve insanca yaşam hakkı tanımayacaklarını deklare eden bir düzenlemedir. ÖMK düzenlemesi, aynı müfredatta da olduğu gibi öğretmenlere sorulmadı, kapalı kapılar ardında hazırlandı. Öğrencilerin, öğretmenlerin, halkın yararını değil, bir siyasi partinin çıkarını amaçlayan bir yasadır. Yeni Türkiye yüzyılı marif modeli ve öğretmenlik meslek kanunuyla yeni bir öğrenci, öğretmen kimliği ve yeni bir kolektif kimlik yaratmak istiyorlar. Öğretmen kimliği de aydınlanmanın, bilimin, eşit, özgür, demokratik cumhuriyetin, parasız, laik kamusal eğitimin temsilcisi olduğu için iktidarın Yeni Türkiye yüzyılı için en büyük tehdidi olarak görülüyor. Ve tarih her zaman gösterdi ki öğretmen kaybedince memleket kaybediyor Feray Aytekin Aydoğan